Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul BIST Endeksi günü yüzde %0.90 azalışla 9830 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 112 milyar 545 milyon oldu arkadaşlar. Evet, öne çıkan haberlerde cari açık tahminini Türkiye'nin 15 milyar dolara indirdi. Bartkris ve bu da olumlu bir yansıma olarak görünmedi endekste. Ve bors, Moskova borsasında işlemlerin durdurulması biraz etkiledi diyebiliriz. Çünkü e, tüm işlemlerin durulduğuna dair biraz açıklama yapıldı. Durdurmanın nedenine dair bir bilgi paylaşılmadı. Yani Moskova borsası durduruldu şu anda. Sevgili dostlar 16.29'da Çelik Kalat ve Tel Sanayi Anonim Şirketi sermaye arttırmışlarına ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Şirket biliyorsunuz daha önce tahsisli sermaye arttırma kararı almıştı. 83 milyonluk sermayesini %729.11 arttırarak 729 milyon 669 bine çıkaracaktı arkadaşlar. Ulaşılacak sermaye bu. %779 rüçhan hakkı kullandırma oranı. Yani rüçhan hakkı da küçük yatırımcı için kullanılmıyor. Bir kişiye arkadaşlar ya da kuruluşlara tahsis edilecek biliyorsunuz bu sermaye. Artırılacak sermaye tahsis edildiği kişi Artaş İnşaat, İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Betrans Logistics İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Evet. %779 oranında bu sermaye artışı için tahsisli e, şirketimiz diyor tahsis sermaye artırma işlemleri kapsamında satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul olan şirketinin toptan alış satış işlemlerinin işin prosedürü çerçevesinde baz fiyatının satlanması amacıyla Borsa İstanbul alım şirketine bugün başvuruda bulunmuştur deniliyor. Belirlenecek satış fiyatına göre ihraç belgesinin onaylanması amacıyla sermaye piyasasına başvuru yapılacakmış. İlk önce Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin evet, bu tahsis sermaye arttırmanız için bir fiyat belirlemesi gerekiyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar hepinize.